çıplak elleriyle tankları durdurdu. Bir an olsun siyaseti değil de memleketi düşünebilirlerdi. Ve bir an olsun deselerdi ki ya HDP mitinglerine gösterdiğimiz ilgiyi, saygıyı bu memleket mitingine de gösterelim ama yapamadık. Onların gönlüne göre versin ama Allah onların gönlündekini de bu milletten uzak etsin inşallah. Çünkü onların gönüllerinde bu millet yok. Darbeyi önledik. Her şey bitti mi? Asla bitmedi. Şen güçler çekildi mi? Nerede? Niye çekilsin ki? Daha sert geliyorlar, daha sert saldırıyorlar. İsmi hiç önemli değil. FETÖ olur, PKK olur, PYD olur, IŞİD olur. İsmin hiçbir anlamı yok. İsmi ne olursa olsun düşman tek. Ağababaları da tek. Amerika da tek. Orada duruyor işte. Allah'a şükür ki hepsini bir bir alt ediyoruz, alt edeceğiz. Bizim liderimiz önümüzde olduğu sürece, bu millet bizimle birlikte olduğu sürece bunlar yetmez. Maşaları yetmez. Kuklaları yetmez, robotları yetmez. Ağababaları kendi gelsin, biz buradayız. Korkuyor muyuz? Korkuyor muyuz? Korkuyor muyuz? O zaman topunu, tüfeğini alsın, yine gelsin. Bakın. Geç eğilir gibi bir halimiz var mı ya? Ne olursunuz, gelin rica ediyorum Çanakkale vekili olarak. Bu memlekete zarar vermeyin. Bu memlekette Çanakkale'yi İstanbul'dan Hakkari'ye kadar PKK'nın destekçisi olarak andırtmaya ne hakkınız var ne gücünüz var, yapmayın. Faydanız yok, zararınız var da olmasın. Ama sizler de şahitsiniz. Zaman sorunumuz var, görevlerimiz çok. Ama elimizden geldiği kadar İlçe ilçe, köy köy gezmeye gayret ediyoruz. Ben teşkilatımı gurur duyuyorum. Ama teşkilatlarımız da iki mevkiyle gurur duysun diye hakkını vermeye çalışıyoruz. Makamlar gelir ve geçer. O yüzden bir daha söylüyorum. Nasıl burada bizim eski başkanlarımız, eski vekilimiz gururla buraya geliyorsa, biz de yarın eskidiğimiz zaman tabiri caizse buraya gururla gelmek isteriz. Makamlar gelir, hatıralar kalır. O yüzden her köye, her beldeye, her şeye gitmeye görebiliyoruz. İlk başkanımız yol açacak, biz koşacağız. Teşkilatımız davet edeceğiz, biz yürüyeceğiz. Hatta bir şey daha söylüyorum. Ne kadar çalışırsak çalışalım, o şehrin hakkını ödeyemeyeceğimizden dolayı Allah katına giderken hesabı olur diye düşünüyoruz. Bunu yaparken şahsi menfaat, akraba ilişkisi, sadece iş bulma merkezi çalışmayı asla yapmayacağız dedik. Öyle yapıyor muyuz? Öyle yapıyoruz. Her oturduğumuzda Çanakkale siyaset nasıl daha iddialı olur diye bakıyoruz. Özgürlüğümüz kuşansın diye bakıyoruz. Zaman zaman diyorlar, siz kavgacısınız diyorlar. Yalan en adi iftira. Biz kavgacı değiliz. Bizim kadar toplumu dinleyen, muhtarıyla, derneğiyle, vakfıyla bir yere gelen kimse gördünüz mü? Bizim partimiz kadar alttan alan, idare eden, polemik yapmaya gördünüz mü? Ama sen meydanına plan doldursan kavga ederiz. Sen HDP'le beraber yol yürürsen kavga ederiz. Sen bu ülke Cumhurbaşkanı haber edersen tabii ki kavga ederiz. Hiçbir tane CHP'li, MHP'li başkan parti arkadaşımız, belediye başkanımız, il başkanlarımız randevu alıp da geri dönüş olmayan oldu mu? Vekilimiz anlattı. Daha dün Bozcaada'nın CHP'li başkanı, Gökçeada'nın MHP'li başkanı ayrım yaptık mı? Yapmadık. Biz buraya vekil olmadan daha geldiğimizde adayken önce CHP'li başkanına gittik. Önce CHP'li belediye başkanı ziyaret ettik. Bir tane dönüş oldu mu? Olmadı. Ama onlar sözüm bana barışçı, biz kavgacıyız. Bu partide, AK Parti teşkilatlarında kim kimize bu şehir özel bir şehir, kavga istemiyor diyorsa bilin ki ya saftır ya zaten bilmiyordur. Bu şehir kavga değil. Herkes huzur ister. Ancak herkes de makamların hakkını vermek için emanet alıyor. O emanetleri getirecek. Kavga da kavga, barışa kavga barış edeceğiz. Razı mıyız?
belediye de bizim çarpımız. O yüzden hiçbir belediye başkanımız sadece ilçesinde olmayacak, burada da olacak. Hiçbir belediye başkanımız sadece belediyesinde olmayacak, burada da olacak. Teşkilatlarımızın tüzükten kaynaklı görevlerini tartışmayacağız. Gönüllü kuruluydu, mahalleydi, sandıktı, kadın kolları, genç kolları tüzükte yazan her işimizi İstanbul gibi, Ankara gibi, Çorum gibi, Çankırı gibi daha iyi yapmak kaydıyla eksiz yapacağız. Hatta Trakya'yı duymasın başkanlarım. Bir numarasımız olacağız tartışmadan. Olur muyuz? Evet, kendi açısından baktığımda son dönemde bazı işler yapıyorsunuz. Dedi ki, dokunmazlığı halktan gelen talep için kaldıralım. Kaldırdık mı? Kaldırdık. Bundan sonra top yargıda, bizim işimiz değil. Biz vekiller olarak oturduk, vekillerimizle beraber geleni yaptık. Bundan sonra karar yargının. Ben TSK'm var, gittim ifadeler verdim. Sayın Kılıçdaroğlu verdi, Sayın Bahçeli'ye verdi ifadelerini. Ama HDP'nin eş başkanı, biz tıpış tıpış gitmeyiz dedi. Bizi gönderemezsiniz dedi. Bazen devletin uyuduğunu zannedersiniz. Gözlerini kapattığını görmedi zannedersiniz. Ama bazen o devlet bir gelir size, mahkemeyi tanırsın, yargıyı da tanırsın, cezayı da tanırsın. Gerek yok olanı. Bu ülkenin mahkemesi tanımıyorum diyen adama bu mahkeme hiç tanımaz. Bu mahkemenin saygınlığına hayal düşen adamı o mahkeme hiç tanımaz. Biz o adamların PKK'lı işçiler tarafından, temizlik işçi tarafından hesaba çekildiğini, mahkeme dediğini hep beraber gördük. Doğru mu? Hatırlarsınız birkaç sene önce. Bir işçi, bir belediye başkanının yargılarken yakalandı. Sen PKK'lı bir işçinin yargılamazdan uzak gösteriyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi'nin yargılamazdan uzak göstermiyorsan bu mahkemeden bir sağdan vurur, bir soldan vurur kendine gelirsin. O yüzden bir daha söylüyorum. Partiymiş, valiymiş, bakanmış, adımız. Mahkeme kendi içerisindeki usulüne geleni yapar. Bizim ilk başkanlarımız şey denildi, ağzını açmayan büyükelçiler. Ağzını açmayan HDP'ler, gördünüz, mahkeme kararı gereği tutulanınca hepsi çocuklar gibi geldiler, orada sıralar oturdular vesaire. Vahim olan şu, Sur Belediyesi'ne kayyum atandı, ses Çanakkale'den çıktı. Can Yıldız'a tutuklama kararı verildi, ses Çanakkale'den çıktı. Ayran Bey'imiz dediği gibi, iş yaparsın yapmazsın ama bizim mahcup etme hakkı hiç kimsenin yok diye düşünüyoruz. Bu ülkeye kim terör emredaysa, bu terörün adı PKK olur, DAEŞ olur, DAEŞ olur, FETÖ olur. Ne olursa olsun, yanındaysa hesabını verecek. Onun oğlu olsa hesabını verecek, parti olsa hesabını verecek, kim olursa olsun terörle ilgisi olan hesabına zorunda. Bu millet az mı sabretti? Ne tiyatı olarak katlandık, ne hakaretlere katlandık. Sözüm ona özellik tutulacaklardı. Çukurlar kazdılar, denekler kazdılar. Bayrağımız var dediler, meclisimiz var dediler ayrı olarak. Millet bunları da sabretti. Niye sabretti? Kan akmasın diye. Bu ülke sorun bitsin diye buna sabrettiler. Sabredilmeyecekleri de sabrettiler. Ama o sabrın da bir sonu var. Her sabrın sonu var. Millet dedi ki yeter, kaldırın dokunmazlığı. Size bir şey söyleyeyim. Dokunmazlığı kaldırıp ne oldu? İtiraf ediyorum, meclis rahatladı. Türkiye rahatladı. Türkiye rahatladı. Mesele iş yapmazsa, toplumun tayyirini mecliste usulce görüşmekse biz buna devam ediyoruz. Ama siz her gündemde, her maddede, her kanunda kan dinden başka ne etmezseniz tabii ki siz gidince meclise rahatladık der. O yüzden biraz söylüyorum. HDP bir şey karar verecek. Ya parti olacak ya kan dedi şubesi.
Patronumuzsa baş tacı. Gelsin mecliste en absürt ifadeleri kullansın. Razıyız. Meclis konuşmaya nedir? Ama siz terörün uzantısı olacaksınız, bu toplum bize dur bitirir. Bir yapma kararlar. Olmaz arkadaşlar. İktidara en yakın parti olan, en iddialı parti olması gereken ana muhalefet bu kadar aciz duruma düşemez. Biz o partiyi Mustafa Kemal'in partisi olarak görüyoruz. Biz o partiyi İnönü partisi olarak görüyoruz. Ama siz hiçbir şey üretmeden sadece hedefin kötü bir tatlı hale gelirseniz o zaman bu millete cezası verir. 15 yıldan beri iktidardayız. CHP'nin oyu attı mı? Artmadı. Dünyanın her yerinde iktidar oy kaybeder, anamakı oy artırır. Bunlar 25 atamadılar, 26 olmuyorlar. Beter olsunlar, olmazlar. Böyle yanlış yaparlarsa olmazlar. Seçimlere katılmasın, vekilleri olmasın partinin. CHP yine %25 alır zaten. 90'lı parti, halk transı var, ilişkileri var. Atatürk'ten kalmış diyor, İnönü'den kalmış diyor. Onların bir şey yapmasa gerek yok. Hiçbir şey yapmasa 25 oy alır zaten. O yüzden bunların faydası yok diyorum. Ama bu millet onlara öyle ders verecek ki onlar da bu işin olduğunu görecekler. Değerli arkadaşlar, biz bunları yaparken son dönemde başkanlığı da bir iddia duyuyorduk. Bazen duyuyorum. Ya diyorlar, neden başkanlığı istiyorsunuz? Hangi kanun geçmedi? Hangi atama yapamadın? Nereden çıkardınız bunu diyorlar? Çok net ifade ediyorum. Biz Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla olan ortak ilişkimizden, aynı kültürden gelmekten kaynaklı çok rahatız. Başkanlar bize lazım değil, bizden sormaya lazım arkadaşlar. İddialı söylüyorum bunu. Biz Tayyip Erdoğan'ın başkan diyoruz. O bizim başkanımız zaten. Başkanımız sevdiğimiz Tayyip Erdoğan'dan sonrası için istiyoruz. Biz razıyız, problemimiz yok. Ama biz koalisyondan çok çektik. %41 oy aldığımız halde iktidar olamaktan çok çektik. Bizler de bu ülke çekti. Bir Cumhurbaşkanı bir anayasa fırlattı. Hepinizin bildiği gibi ülke ekonomik krizi oldu, siyasi kriz oldu. Dünyada kriz yokken bize kriz oldu. O yüzden bir daha söylüyorum. Neden başkanlığın cevabı istikrar içindir ve AK Parti'den sonraki yıllar içindir. En anlamsız olan bir tanesi, siz her şeyi yapıyorsunuz, neden başkanlık istiyorsunuzdur? Biz yapıyoruz. Ama bizden sonra bu ülkede efor kaybetmesin, zaman kaybetmesin sözlerle arkadaşlar. Çanakkale'mizde bu konuda adını atacağız. Referandumla bugün hazır olduğunuzu gösterdiniz. Eğer meclisten bunu getirirsek, MHP'nin katkısıyla beraber topluma götürürsek, hazır mıyız referanduma? Bir endişemiz yok. Çanakkale inşallah en büyük oranda katılımla bu ülkenin geleceği adına, istikrar adına başkanlığa emret diyecek. 2-3 gün önce mecliste bir konu değerlendirirken hiçbir derginin olmasına rağmen ardından bir anda Türkiye'de en ağır, en haksız ithamlara maruz kaldık. Özür dilerim söylüyorum. Yok tacizlere afmış, yok korku şoku dediler. Bakın o gün ben meclisteydim. Bir daha söylüyorum. Bir defa ahlaki olmayan bir işin AK Parti'nin altında imza olması mümkün değil. 2004 yılında evlenme kaydıyla cezaların kalkması kanununu kaldıran biziz. Yani evlense de insan, küçük açık insanlar, ona ceza vermeyi sağlayan biziz. Yetmedi, sonraki yıllarda ceza kanunu değişikliğiyle tacizdir, küçükler ilişkidir vesaire bunları iki kat arttırarak da bizim iktidarımız. Kadınlara bakış açımızı tartışmam bile. Ancak önüne bir haber var. Diyor ki 2015 yılında düzenlenen 14 Mart Romalılar gününde Çanakkale'ye gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ÇTS o salonunda Romalılardan birisi ayağa kalkarak adı Esma Baydemiş. Sayın Cumhurbaşkanım, ben de Roma'nın, hem de has Roma'nın. Bizim erkeklerimiz erken yaşayabilir. Ben de eşimle erken yaşayabildim, onu çok seviyorum. Ancak eşim bu nedenle cezaevine kondu, 3 çocuğumu ortaya kaldım diyor. Şimdi bu 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, bunlar birikti. Az önce ilgilerimizle beraber sahipleniyoruz. Beraber de az önce, biz saat önce anlaşıldık. Birisi geldi ağlıyor, sakın yere de batmayın diyor. Bakın biz
erken yaşta evliliğe izin vermiyoruz. Hata yaparak erken yaşta evlenmiş, yaşı büyümüş, ailesi mutlu olmuş ama cezaevinde kovulmuş adamların dışarıda da kadınların ve çocukları için bir defadan mahsus geçici olarak bunları çıkarın ki çocuklar babasız kalmasın diyoruz. Bu şimdi bunu CHP arkadaşlar hiçbir sadece bize vurmak için AK Parti kirletmek için sözü bana bu yükselendir. AK Parti adı gibi aktır. Sizin imtihanınız bizde hayat bulmaz. Ne derseniz deyin. Şimdi bir şey daha okuyacağım size. Vaktinizi aldım ama bu kadar önemli de söylüyorum. Yasa bir de bayağı mahsus. Şu anda mağdur olan 3-4 çocuğu olup da baba içerisinde, baba içeride, anne dışarıda olanlar için çıkarılmalı. Çünkü mahkeme süreci çok uzun sürdüğü için birinci çocuktan sonra dördüncü çocukta mahkemede ancak sonuçlanıyor. Anne dört çocukta dışarıda kalıyor, perişan oluyor. 24 çocuğun yaşı, şu an yaşı tutan kız var, yaşı gelmiş 30'da hala cezaevinde. Bu mağduriyetin ölenmesi için bir düzenleme gerekli Sayın Bakanım diyor. Kim? CHP'nin İzmir Vekili Özcan Kurcu diyor. Arkadaşlar, yalanın, iftiranın, hakaretin bu kadar ucuz olur mu ya? 2015 yılı, yeni değil, CHP'nin vekili talep etmiş. Sorun var çözülsün demiş. Yetmedi. Biz bununla ilgili komisyon kurduk. Komisyon çalışmaya başladı. Komisyonda bir metin okuyorum size. Birkaç cümle okuyorum. Diyor ki bir tane vekil. Sonra söylerim kim olduğunu. Eğer bir evlilik varsa ve eşin herhangi bir şikayeti de yoksa, yani baskı altında, tehdit altında değilse, herhangi bir şiddet de görmüyorsa, burada verilecek cezanın hakaret sınırı içerisinde, yani eşi ve çocukları mağdur etmiş şekilde olması lazım. 8 yıl çok ağır bir ceza. Benim de kendi memleketimde geçen hafta birisi yakalandı, o da sizinle aynı durumda 10 yıl ceza almış, yazık. Gerçekten çok büyük mağduriyetler var. Kim diyor? CHP'nin Afyon Vekili Burcu Köksal. Arkadaş, senin Afyon Vekili bunu söylüyor. Senin İzmir Vekili bunu söylüyor. Ama sen sadece AK Parti'ye vurmak için en ağır hakaretler yapıyorsun. Buna da siyaset değil. Bunlar insan değil, zombi bunlar, zombi. Böyle bir şey olabilir ya. En iyi işi yapmaya çalışıyoruz. Toplumun tüm sorularını nasıl yapmaya çalışıyoruz. Her derdi önemsiyoruz. Bize teşekkür edecekleri yerde en ana kalpleri diyorlar. O yüzden biraz söylüyorum. Bu millet arkamızda durduğum teşhir. Danışma hissi bu güzel havaya rağmen günün orta saatinde doluyorsa biz doğru yoldayız. 15 olmasına rağmen hala sokağa çıkıp size de yol yürüyorsak işte o yüzden kıymetli bu sözleri arkadaşlar. Bizler asla yanlış yapan erkeğe ceza vermekten vazgeçmiyoruz. Tam aksine dışarıda kalan annenin, çocukların sıkıntı yaşaması için bu şey yapıyoruz. Bunun yanında Çanakkale'mizin tüm meselelerini vekilimizle beraber, ilimizle beraber masaya yatırıp çözmek için büyük gayret sarf ediyoruz. Onun ötesinde yine geçen hafta Müsteşar Hoca'ya gittik. Gelibolu'daki limanı beğenmiyoruz, küçüküyoruz, limanla çalışacağız. Kirtbayır'daki, o biliyorsunuz, Gestaş'ın vapurlarına yanaştığı yer çok küçük, onu büyütmeye çalışacağız. Çalışmayacağız. İki oyunu yapacağız inşallah. Küçükköy'deki limanı yeniliyoruz. Onu yapacağız. Hatta Küçükköy'de Medikli'ye başlıyoruz. Onu yapacağız inşallah. Her noktada, her alanda işlerimiz var. Sarıçay, geçen fotoğraf paylaştım. Gece fotoğrafıydı. Dedim ki harika fotoğraf. Dedim siz gündüzü görmediniz. Gündüz başka kötülükte, gece güzel bitti. Sarıçay'ın temizleme görevlisi değil. Ama temizleyeceğiz. Komşuk muhataplarıyla inşallah Sarıçay'ı yenileştireceğiz. 12 balık çalışmalarımız daha alalım. İşimiz çok.